Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile eski eşi İpek Açar Kömürcü arasında sular durulmuyor. Taraflar, soyadı polemiğinden sonra şimdi de köşk kavgasına tutuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beste Açar'ın babası Kayahan'ın mezarı başından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Açar, İpek Açar Kömürcü'ye yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki gösterdi. Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki, İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur. İpek Açar Kömürcü sert karşılık verdi, öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum. Beste Açar, babasının Balıkesir Gömeç'te bulunan ve Gönül Köşkü olarak da bilinen evi nedeniyle de İpek Açar Kömürcü'yü hedef aldı. Babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü evde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok. Balıkesir Gömeç'te bulunan Gönül Köşkü, Kayahan'ın eski eşi ve kızı arasında polemik konusu oldu. İpek Açar Kömürcü'nün konuyla ilgili yanıtı ise şöyle oldu, tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız, kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim. Beste Açar, evle ilgili iddialarını şu sözlerle sürdürdü, Gömeç'teki evde geçen hafta eşinin ailesinin kaldığının görüntüsü ve ses kaydı mevcut. Evin satılması için bulduğum alıcıları da kabul etmeyen İpek Hanım her şeye profesyonelce kılıf buluyor. Babam yattığı yerde huzurlu değil. Evin masraflarına gelince, bu zamana kadar tüm giderlerin payıma düşen 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri WhatsApp grubumuzda var. Kayahan'la 1999'da evlenen ve 2000 yılında kızı Aslı Gönül'ü kucağına alan İpek Açar, eşini kaybettikten 4 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Savaş Özbey yazdı, kim haklı? İkili arasındaki tartışmayı Savaş Özbey, bugünkü köşesine taşıdı. Açar, soyadı açmazı bazen 2x2=4 etmeyebilir, tek bir doğru olmayabilir. Kayahan'ın kızı Beste Açar'la eski eşi İpek Açar Kömürcü arasında yaşananlar da biraz onun gibi. Beste Hanım, İpek Hanım'ın artık babasının soyadını kullanmamasını istiyor. Kızı haklı çünkü, İpek Hanım, eşinin vefatından 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptı. Artık yeni eşinin soyadını alması gerekirken neden hala Açar'ı kullanmaya devam ediyor? Eski eşi haklı çünkü, biri ölünce geride kalanlar hayatlarına devam etmek zorunda. Tekrar evlenmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu, geçmişte yaşananların silinmesi anlamına gelmez ki. Kızı haklı çünkü, sadece soyadını kullanmaya devam etse iyi. Ama sonuna yeni eşinin soyadı, Kömürcü, eklendi. Aynı isimde iki kocanın soyadları yan yana, gibi tuhaf bir durum ortaya çıktı. Eski eşi haklı çünkü, Kayahan ile evlendiklerinde henüz 23 yaşındaydı. Bütün kariyerini Kayahan'ın kanatlarının altında bu soyadıyla oluşturdu. Sonra tekrar evlendi diye bu markadan neden vazgeçsin? Kızı haklı çünkü, Kayahan'ın da isteği bu yönde olurdu, diyor. Babasının mezarı başından yaptığı paylaşımda, babam için yazıyorum bunları. Onu yakından tanıyan herkes anlayacaktır, diye yazdı. Eski eşi haklı çünkü, 16 yıl evli kaldılar. Çocuğunun babası.
Herhalde kızı kadar o da yakından tanımıştır Kayahan'ı. Ne isteyip neyi istemeyeceğini, başkaları kadar o da bellemiştir onca senede. Kızı haklı çünkü, yakından falan tanımaya gerek yok. Biz uzaktan tanıyan hayranları bile Kayahan'ın böyle bir duruma asla rıza göstermeyeceğini bilir. Rahmetli gerekirse kendi soyadını değiştirirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.